yaparsanız? Ben imajımı satmak, yüzümü eskitmek hiç istemiyorum. Keşke sinema endüstrisi gelişmiş olsaydı da sadece sinemadan para kazanıyor olsaydık. Siz idare müdürü değil misiniz? Üstadım, ben bu beyin fırtınasını şunun için rica ettim. Kim bu adam? Hangi adam? Ekrandaki adam, arabacı. Sizsiniz işte. Tabii. Ben o rolü bir eldiven gibi giyineceğim. O adam ben olacağım, ben o adam olacağım. Ama soruyorum, kim bu adam? Bakın Burhan Bey, ben bir daha anlatayım. Şimdi sizin bu haberlerdeki hani parasızlıktan soğukta bisikletle geziyor olma ve araba alamama hikayeniz... Evet. ...bizim markanın temsilcilerini çok heyecanlandırmış. Anlıyorum. Bu Zeppelin kupe piyasanın en ucuz arabası. He. Bir de kampanya var. Ya, bisikletten hallice diyelim. Zaten bu reklam bir ay gösterilecek ve 14 saniyelik kısa bir şey olacak. 14 saniyede ben karakteri nasıl tarif edeceğim seyirciye? Allah aşkına soruyorum size ya. Karakteri falan salla abi. He. Çıkacaksın. Ben bisikleti bıraktım. Zeppelin kupe o kadar ucuz ki ben bile arabalandım diyeceksin. Bitti. Anladım. Peki bu konuda benim bir motivasyonum ne olacak yani duygu olarak? Motivasyonun 15.000 TL. Peki senaryo önceden bana gelecek mi? Çünkü çalışmak istiyorum da. Senaryo bu kadar zaten. Peki şimdi gelelim kulis. Çekim kulisi. Benim soyunma odamda olmazsa olmazlarım vardır. Onları ben bir liste yaptım. Onları size takdim edeyim. Kafeinsiz yeşil çay, kepek ekmeğine ayvalık tostu, zeytinyağlı taze fasulye, ayak bakım kremi, uyku maskesi, saksıda fesleğen, ginseng kapları, saatli marif takvimi. Yalnız bunu anlamadım. Çiko'nun resmi. Ha, şey, onu ben kendim tedarik edeceğim. O bende mevcut olan bir şey zaten. Peki, başka bir şey? İmza vermem. Fotoğraf çektirmem. Sadece yönetmenle muhatap olurum. Bir de çekim yapılmadan sözleşme imzalamam. Genelde oyuncular bunun tam tersini ister ama. Ben bildiğiniz oyunculardan kesinlikle değilim. Ya zaten bir sayfalık kısa bir sözleşme. İşte bu reklamın ne kadar süre yayınlanacağı, parası. Bir de o klasik özel hayata dikkat maddesi. Özel hayata dikkat mi? Tabii. Her reklam sözleşmesinde olan bir madde. Şimdi siz markayı temsil ettiğiniz için... ...toplumun ahlak kurallarına aykırı bir davranışta bulunduğunuzda... ...hani sözleşme feshedilir. Şimdi bu özel hayata dikkat derken burada... Nişantaşı normları mı kullanılıyor, yoksa Tuhat normları mı? Evet. Yani norm olarak bakıldığı zaman... Şimdi nikahsız aynı evde yaşamak ya da komşu evde yaşamaya acaba nasıl bakılıyor sizin normlarda? Can kafaya takmayın. Şimdiye kadar hiçbir sanatçının sözleşmesi bu madde yüzünden feshedilmedi. Dediğim gibi. Ben bildiğiniz sanatçılardan değilim. Zeraya'da dikkat ha. Ayağınızın. Alo Nilay canım. Ben bir iş için şimdi bizim doktora gidiyorum. Bu halamın son günlerde biraz sinirleri bozuk ya. Ona böyle sakinleştirici bitkisel hafif bir hap alacağım. Ama ben bunu ona vitamin diye vereceğim. Sen sakın çaktırma gözünü seveyim. Ha, günde bir taneden fazla almasın ama her gün mutlaka düzenli yüzsün. Hadi canım eyvallah. Sağ ol. Abi, dizi teklifine gelir misiniz acaba? Dizilerin süresi kısalmadan asla oynamam Makbil. Lan Buram, ben seni gökte ararken yerde çıkıyorsun lan karşıma. Aa, Osman dostum, hala bana kızgın mısın? Lütfen kızma bana. Kızgınım ama saldıracak enerjim yok. Kızma dostum ya. Ben zaten Dibler ablaya bir hediye ayarladım. Çok güzel bir şey. Zaten morali de bozukmuş, keyfi kaçıkmış. Olsun diye. Tamam tamam, acelemiz var bizim. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah, sağ olasın. Sağ ol. Ya Bilal'de bunlara kamyon mu çarpmış? Abur abi, ne olur abi. Sizde bir şeytan tüyü var. Allah'ıma yarabbim, sizde kimse kızamıyor. Ya bendeki o ekran ışığı, o ekran parıltısı yok mu Makbili? Nasıl? Bu insanda ya doğuştan vardır ya... Var işte, var, var. Sen ne yapıyorsun?
Ne yapıyorsun? Şu anda sözleşmemi yakıyorsun Makbili. Nasıl yani? Benim toplumsal ahlak kurallarına uygun davranmam gerekiyor. Benim şu anda özel hayatıma dikkat etmem gerekiyor. İnşallah bak hiç gören olmamıştır. İnşallah kamera mamara yoktur ortalıkta ha. Murat Bey ne kamerası ya? Reklam almışsın ha. Oğlum ne yapıyorsun ya? Oğlum ne yapıyorsun? Bu gay kılıklı halinde bana ne konutuyorsun lan sen? Gay mi? Manyak mısın lan sen? Oğlum sözleşmemi yakacaksın benim. Devam gitme durun. Allah'ım ya. Ya inşallah hiç kimse görmemiştir beni. Bu magazin basını çok tehlikeli. Bir insana var ya gay söylentisi çıkartırlarsa beni hayatta ben bundan kurtulamam. Şöhreti kaldırmak çok zor. Evet. Aha. Yine mi bu sürekli? Yaktım senin çırağı. Buraya girdi ya. Ya her yere konuyor pis. Ne yapacağız biz bunu? Ya? Ha? Hayır, o kadar akıllı ki niyetimizi de hissediyor. Ay ne bileyim anacığım ya, o da bir can aslında ya, yazık. Ne canı ya, dalga mı geçiyorsun? Hiç acıyamayacağım vallahi, hayatımızı mahvetti be. Sürekli buralarda, her yerden çıkıp duruyor. Ne bileyim anacığım ya, bana bak. Arkasından bir üzülen falan olur mu acaba? Ya bırak Allah aşkına, ben öldüreceğim zaten. Bu ölmeden de rahat edemeyeceğim ha. Uygun bir zamanda kıstıracağım bunu, çakacağım bir tane kafasına. Gebersin pislik. Ama işte bir şey olacağını hissediyor anacığım. Yok. Hissediyor, hissediyor. Bakma çok akıllı, çok. Onun için öyle kafasına vurmayla falan olmaz. Bak plan şu, sıkacaksın gazı, kapıyı üstünden kapatacaksın. Kendini duvara çarpa, 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 boğulsun, ölsün. Pis. Ay, iğrenç. Gaz da kokar leş gibi. Yok ya, kokusuzu var ya onların. Öldürelim, ondan sonra alır çöpe atarız. Bitti gitti, kurtulduk be. Bak. Öleceksin. Kanma. Oğlum sen niye işe gitmiyorsun ya? Bağırma lan bana kakalak. Vallahi ayağımla ezer, camdan aşağı atarım seni şimdi ha. Ya Volkan oğlum bak, reklamcılarla toplantım var. Niyesin işe gitmiyorsun şu anda? Ulan git başımdan, defol. Sen git. Ev benim lan. Gitmiyorum, var mı lan? Sen git. Sonsuza kadar git lan. Bak Volkan, adamlarla sözleşme yapacak oğlum. Sözleşme yapacak, önemli bir şey. Nişantaşı'nda kendime ait evim var dedim. Hava attım. Bu evde sığıntı gibi yaşadığımı bilirlerse o parayı bana vermezler. Sadaka gibi 3 kuruş para yatır giderler bana ya. Burhan bak, sabrımı taşırma. Git Makbule ablaya otur hadi. Bir kere olmaz. Makbule hayatta olmaz. Nikahsızız çünkü. Özel hayat maddesine aykırı o da. Arkadaşım bak, sinirleniyorum. Seninle uğraşacak durumda değilim şu an. Zıpkınım içeride. Aldırtma bana zıpkını. Patlatırım paketini. Defol lan! Dibler abla. Dibler abla. Evde kimse yok galiba ya. Dekorasyonu bizzat kendi ellerimle yaptım. Burası şark köşesi. Burada sabahları murra içmeye dayamıyorum. İnandırıcı. Evet. Fakir anneme hoş geldiniz. Buyurun. Dekorasyonu bizzat kendim yaptım. İşi bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve icra dairleri yetkili olacaktır. Evet. Evet. Dediğim gibi, eğer ki para pazartesi hesabımda olmasın, avukatlar ordusu devreye girer.
Ben özel hayatımı doğrudürüz yaşıyorum. Örf ve adetlerime uygun bir sanatçı duruşu sergiliyorum. Onun için bu sözleşmenin bütün maddeleri harfiyen yerli yerinde herkes uygulayacak. Buyurun efendim. Merak etme. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Kristal elma her zaman sizin. Evet. Sağ olun. Evet. Dekorasyonu bizzat kendim yaptım. Gazı, kapıyı üstünden kapatacaksın. Kendini duvara çarpa 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 boğulsun ölsün. Abo! Abo! Beni boğacaklar. Diri diri gömecekler. Ay! Tevekkül içim geçti. Tıkandım. Vallahi bu defa ben tıkandım. Tıkandım. Hayır. Ayasını... Ulan kim klonladı bunu ya? Tekini de mi almışım ben? Hay anasını! Kesilmezken Sayın Seyit. Aa, ne oluyor orada ya? Teyze kimden kaçıyor ki böyle? Çek, 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 çek. Yardım edin yok mu? Bir yardım edin yok mu? Soykasımı tasıcılar, soykasımı tasıcılar. Beni burada fazla boyunlar, kuşlar. Beni gazından boyun. Yardım edin yok mu? Bir yardım edin yok mu? Kıymacan abla Dibler abla! Hayır! Hayır! Ay! Abla! Dokunma! Dokunma aynı çetedensiniz hepiniz! Aa, adam kadını camdan aşağı mı atıyor ya? Dön bana, dön bana. Evet, gün geçmiyor ki ekonomik kriz bir aile faciasına sebep olmasın. İşte inanılmaz görüntüler sayın seyirciler. Yok artık. Kadını aşağı mı atıyor bu manyak? Adam ruh hastası ya. Annesi falan mı acaba? Özel hayata dikkat edene bak. Belki bir anne oğul, belki bir halayı ya. Henüz kim olduklarını bilmiyoruz. Fakat şu bir gerçek ki cinnet geçirmekteler. Yaşlı kadın camda ölüm kalım savaşı verirken... genç adamın probleminin ne olduğu hakkında henüz bir fikrimiz yok. Allah! Allah! Hayır, Dila!
Hayır değil ona. Hayır, intihar çözüm değil. Vurma bana. Ah! Ah! Oh, haberlerde verirler bunu akşam. Bir de bu herifle reklam mı yapacağız? Yatar bu iş. Dibler abla bak, ahali bize bakayım. Zannedecekler ki aile içerisinde bir sorun var ama. Tatlım benim, ümmet-i Muhammed. Oğlum. Bak, bak. Ufak bir yavşak, hepsi toplaşmış, avel avel bakıyorlar. Bir tane yardım eden yok. İstanbul bitmiş, vallahi bitmiş. Kurtatın beni! Hayır, gidelim ben bunu kabul ediyorum. Atamı yiyeceksin aşağı. Ya yırtma, yırtma. Ben burada hayat kurtarıyorum dostum, yapma ya. Sıkıldım ben burada, soğuk esiyor, içeri çek. Beni içeri çek. Yırtma oğlum, yırtma oğlum. Oğlum anlaşalım, o zaman dörtte birini anlaşalım he. Üçte birini. Üç beş kuş bir yaş bir şey at oğlum ya. Bir şey... Oğlum yani oyunculara sendika lazım ha. Bu böyle olmaz. Yapma oğlum, niye yırttın lan? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.